Herkese merhabalar Mavi Kadın izleyicileri. Bugün sizlerle birlikte evde kolay nasıl eyeliner çekebilirsiniz bunu konuşacağız. Çoğumuz artık günlük makyajımızı evde yapıyoruz. Ve makyajımızın bir kısmını eyeliner'ı da katmak isteyebiliriz. Fakat herkes eyeliner çekemiyor İbaresine ben biraz karşıyım. Çünkü aslında herkes eyeliner çekebilir. Bunun püf noktası sadece bol bol pratik yapmak. Kimse bir denemede eyeliner çekemiyor. Emin olun ben de senelerce çekemedim. Yeni yeni böyle elim alıştı ve tek seferde çekebiliyorum. Tabii ki göz tipinize uygun eyeliner çekmeye de özen göstermelisiniz. Öncelikle şimdi ben şöyle, şu kamerayı göstereyim. Şöyle keçe uçlu denen eyeliner'dan kullanacağım. Eğer ki eyeliner çekmeye yeni başlıyorsanız bunlar sizin için daha rahat olacaktır. Likit eyeliner'a göre. Çünkü likit eyeliner'ı sürmesi daha zor. Çok dağılıyor ve çok yoğun bir yapıya sahip. Bunlardan kullanabilirsiniz. Birçok markanın zaten keçe eyeliner'ı bulunuyor. Bugün bununla deneyeceğiz. Tam bir eyeliner denemeyeceğiz. Yarım bir eyeliner deneyeceğiz ama eğer onu tama çevirmek isterseniz de ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi çok lafı uzatmayalım. Bir an önce eyeliner'ımızı çekelim. Bu arada her zaman da nizami bir şekilde çekemeyebilirsiniz. Ama dediğim gibi el alışkanlığıyla alakalı bir mevzu. Şimdi şuradan öncelikle eyeliner çekerken yapılan en büyük hata eyeliner çekmeye gözün dibinden başlamak. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Eyeliner çekerken gözünüzün yanından itibaren çekeceksiniz. Ve yandan bir çizik atacaksınız. Benim göz yapım daha aşağıya doğru olan bir göz yapısı. Yani çekik bir göz yapısı değil. O yüzden buna uygun bir eyeliner çekmeye çalışacağım. Dediğim gibi en önemli nokta uçtan başlamanız, kuyruktan. Şimdi hep birlikte bir deneyelim. Öncelikle hiçbir çekme yapmıyorum. Şuradan kalemimi biraz eğik tutarak çok silik bir çizgi attım. Şu anda çizgimi attım. Bunu kirpiğinizin direkt ucuna değil de kirpiğinizin biraz daha iç kısmına, yani bir 5-6 kirpik sonraya atabilirsiniz. Tabii ki bu nasıl sevdiğinize de alakalı. Sonrasında kuyruğun ucuna yakın kısımdan alarak gözünüzün ortasına doğru bir çizik atıyorsunuz. Şu anda çerçeveyi oluşturduğum gibi aslında. Geriye kalan bu çerçevenin içini doldurmak oluyor. Şimdi hemen şöyle pıt 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 çerçevemin içini dolduracağım. İçini doldurduktan sonra böyle bir görüntü elde ettim. Fakat bunu biraz düzelteceğim. Şu anda tam istediğim gibi olmadı. Hemen bunu bir düzeltiyorum istediğim gibi. Bu arada hala çektirmiyorum. Sadece kolumu koyabileceğim rahat bir pozisyon olduğu için kolumu oraya koyuyorum. Şimdi aslında yarım eyeliner'ımızı çektik. Fakat ucunu biraz belirginleştirmek istiyorum. Bunun için şu kısımdan uca doğru geliyorum. Ucunu biraz uzatmak istiyorum çünkü biraz kısa geldi. Şöyle uç kısmıyla kalın olmayacak şekilde eyeliner'ıma kuyruk yaptım. Şu anda aslında eyeliner'ım bitti gibi. Sadece şu aynamı yakına alıp iyice içini doldurmak istiyorum. Şu anda yarım eyeliner'ım bitti. Siz eğer bunu tam bir eyeliner haline çevirmek isterseniz de bunu buradan devam ettirerek özellikle kirpik diplerinizi boyamanız çok önemli. Bunu bu şekilde istediğiniz yere kadar devam ettirerek de eyeliner'ınızı daha uzun bir hale getirebilirsiniz. Şimdi sağ gözüme eyeliner çektim. Sola da aynısını hızlı bir şekilde çekeceğim. Zaten nasıl çekeceğimi size anlattım. Ardından rimelle son hamlemizi yapıp gözlerimin son halini size göstereceğim. Şimdi eyeliner'ımızı çektik, rimeli de üzerine sürdük. Rimelle kesinlikle zaten makyajınız çok çok daha farklı bir hal alıyor. Umarım şu an eşit çekebilmişimdir ama gayet iyi gibi gözüküyor buradan bakınca. Sizler de evde kolaylıkla eyeliner çekebilirsiniz. Sadece dediğim gibi bu bir
el alışkanlığı meselesi. Ne kadar çok çekerseniz kendi kendinize evdeyken o kadar iyi eyeliner çekiyor hale geleceksinizdir. Mavika'nın kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.